sırf yaptığım gazetecilik mesleği nedeniyle böyle bir baskıya maruz kalıyorum. Birine dokundun hep saldırıyorlardı. Bize hakaretler, suçlamalar, iktidar partisinden olduğunu söyleyen kelimeler, işte cümleler kullandılar sürekli. Sizi bitiririz, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ama sen bunu yaptığın zaman ne yazık ki Türkiye'de hedef haline geliyorsun. Bak senin arkadaşın yaptığını, senin arkadaşın, senin cinsin. Senin meslektaşın yaptığını. Bir gazeteci olarak meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları birebir tanıklık ediyordum zaten. Bu tanıklık sürecinde ne yapabilirim? Nasıl bir yolla bu tanıklığı aktarabilirim, paylaşabilirim, topluma gösterebilirim? Bunu düşüncesiyle yola çıktık ekip arkadaşlarımızla beraber. Ve aslında bir de asıl meselelerden bir tanesi ana akımın dışında kalanların, kalan gazetecilerin, toplumun nabzını tutan ancak yaşadıkları sorunları bir türlü dile getiremeyen, kamuoyu oluşturamayan bir ton gazetecinin sorunlarını kamuoyuyla buluşturmak istedik. Popüler olan gazeteciler bir şekilde küçük de olsa bir sorun yaşadıkları zaman birçok sivil toplum kuruluşu, demokratik kitle örgütü, siyasi parti, sendikalar, gazeteci sendikaları kıyamet koparıyor. Ancak işte Hatay'da, Antep'te, Van'da, Diyarbakır'da veya popüler olmayan bir gazeteci ama halkın haber alma hakkı doğrultusunda hareket edip bunun haberciliğini yapan, bunun haberini yapan, fotoğrafını çeken, kamerasını kullananlar ne yazık ki aynı değere nail olamıyorlar. Aynı değer içerisinde görünmüyorlar. Bir mahkeme olduğu zaman tek başına gidiyorlar. Bir şiddet uygulandığı zaman ne yazık ki sahip çıkan olmadığı için tek başına o şiddet uygulayanlarla karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Dava süreçlerinde sahipsizlik diz boyu. Ben de bunu gördüğüm için böyle bir yola başvurduk. Dedik ki bu gerçekten gerçeği aktarmaya çalışan, halkın haber alma hakkını önüne koyup bunun bedelini ödeyen gazetecilerin olduğu bir iş yapalım dedik, bir çalışma yapalım dedik ve böyle bir duyguyla, böyle bir düşünceyle yola çıktık. Gazeteciler birçok sorun yaşıyorlar. Hem mesleki anlamda sorun yaşıyorlar, hem habere gittiği zaman haberin odağındaki kişiler tarafından şiddete maruz kalabiliyorlar ya da koluk gücü tarafından şiddete maruz bırakılabiliyorlar. Yani habercilik dışında kendileri de haber olma noktasına geliyor ama özellikle bu serüvende gazetecilerin yalnız kalma hali bir aynı zamanda şiddetin bir sarmala dönüşme halinden kaynaklı olarak bu belgeseli ortaya koymaya çalıştık. Dediğim gibi İstanbul'dan Van'a, Van'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Mardin'e, Mardin'den Adana'ya, Hatay'a kadar birçok yerde gazetecilerle temas halinde olduk. Yerelde haber yapan gazetecilerin ortak sorunları bir mesleki sorun yaşıyorlar, mesleki alanda patronlarıyla sıkıntı yaşıyorlar. Patron markajı oldukça yüksek, iktidarla kurdukları ilişkiler, hem yerel hem de genel iktidarla kurdukları ilişkiler gazetecilerin gazetecilik yapma hallerini öteleyen bir noktaya taşıyor. Ya çok agresif haberlere dönüşüyor ya da otosansüre uğruyor ya da sansüre uğruyor. Çok önemli bir haber, gazeteci bulmuş, getirmiş haber merkezine. Birilerini rahatsız ediyorsa ve o birileri patron üzerinde bir etkisi varsa o haberler yapılmıyor. Gazeteci kendi mecrasına paylaştığı zaman da şiddete maruz kalıyor. Yerelde gazetecilerin yaptığı Don Kişot'luk, yel değirmenlerine karşı mücadele yürütüyorlar ve o coğrafyanın sesi olmaya çalışıyorlar, o toprağın sesi olmaya çalışıyor, o toplumun sesi olmaya çalışıyorlar ama ana akım gazetecilik dediğimiz o gazetecilik kisvesi altında hem muhalif, tırnak içerisinde kendisine muhalif diyen gazeteciler de dahil olmak üzere bir bütün olarak bu bölgeyi, bu insanları görmezlikten geliyor. Biz de haberin ardındakilerle aslında bu görmez olanı görünür kılmaya çalıştık. Gazeteci arkadaşlarımız gerçekten gazetecilik yapıyorlar ve bunu direnek gerçekleştiriyor, ölüm pahasına gerçekleştiriyorlar, tutuklanma pahasına gerçekleştiriyorlar bunu. Demokratik kitle örgütleri, toplum kuruluşları, siyasi partiler her gün yanı başında olan, her gün onun haberini yapan, her gün onunla beraber yürüyen gazetecilerin yaptığı işten kaynaklı olarak uğradıkları şiddete, uğradıkları yargı kıskacına dair
çok da bir süreç yürütmüyorlar. Bu yürütmemenin aslında ortaya çıkartmış olduğu bir sürü süreç var. O da tekrar tekrar diyorum yalnızlık. Bu yalnızlaşma hali gazeteciliğin aslında hakikatle buluşmasında, toplumun hakikatle buluşmasını da engelleyen bir noktaya taşıyor. Toplumun haber alma hakkı var. Bu haber alma hakkını öndeki en büyük engel iktidar ve iktidar güçlerinin ortaya çıkartmış olduğu dalga. İşte ötekileştirme, şiddet ve benzeri dalga. Buna karşı yapılması gereken ne? Bu haber alma hakkını ortaya çıkartan habercilere, gazetecilere sahip çıkmak. Bu kadar net. Peki sahip çıkabiliyor muyuz? Maalesef ki çıkamıyoruz. Türkiye'de ne yazık ki gazete cinayetleri oldukça fazla. Son dönemde biz bunu işte tutuklamalarla, artan tutuklamalarla görüyoruz. Ama herkes, gazeteci olan her arkadaşımız, hakikatle buluşan her arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız haber yapmaya devam ediyor. Umut ediyorum ki bu sayı artar, çoğalırız. Bu konuda sendikalar görevini yerine getirir, cemiyetler görevini yerine getirir. Çünkü dediğim gibi sorunlar artarak devam ediyor. Bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Hem mesleki anlamda, iş kanunu anlamda çözülmesi gereken sorunlar var. Hem habercinin kendisi anlamda çözülmesi gereken sorunlar var. Hem dayanışma ve birlikte hareket etme gibi sorunlar yaşıyor gazetecilerin kendisi. Umut ediyorum ki bu sorunlar bu şekilde çözülür. Yan yana gelerek, dayanışarak çözülür. Çünkü birbirimizi anlamamız bu konuda gerçekten ötekileştirmeye çalışılan gazeteciliğin kendisi gerçek mecrasında yol alır. Bunu söyleyebilirim. İşçi Filmleri Festivali Mersin'de gerçekleşiyor. Türkiye'nin birçok yerinde de yapılıyor. Bize de Mersin'de yer verdiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ayın 18'inde saat 18'de Açova Kültür Derneği'nde belgesel gösterimiz olacak. Ardından da söyleşimiz olacak. Mersin'de olan tüm herkesi, bu konuya ilgi duyan bütün canları da davet edeyim.